Edirne Belediyesi şehrin ala arterlerinde dalları uzayan ve görüntü kirliliği oluşturan ağaçlarda budama çalışması yapıyor. Bugün ekipler tarafından Ayşe Kadın semtinde Taratpaşa Caddesi üzerindeki ağaçların dallarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, bayram öncesi mezarlık temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini, bu nedenle ana arterleri ihmal ettiklerini söyledi. Şehrin ana cadde üzerinde bulunan ağaçların kuruyan ve tehlike oluşturan dallarını kestiklerini belirten Gürkan, bölge trafik yerinden başlayarak tıp fakültesine kadar yolun sağ tarafındaki alanı da yeşil alan haline getireceklerini söyledi. Ben bayramdan yaklaşık 20 gün önce falan bütün mezarlıkların temizlenmesi talimatını verdim. Bunu yıllardır söylüyorum ama bir türlü yaptıramamıştık. Bize kısmet oldu. Mezarlıkları güzel bir şekilde temizlettik. Tam istediğim gibi oldu mu? İşin doğrusunu söylemek gerekirse olmadı. Ama şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'na kadar mezarlıklarımızı gerçekten hem ecdadımıza, büyüklerimize saygının bir gereği olarak müreffeh bir hale getireceğiz. Düzenleyeceğiz, bakımını yapacağız. Buçuktepe Mezarlığı'nı ziyarete gittiğimde çalışmaları denetlemeye, orada eski mezarlıklar müdürümüzle karşılaştım. Çok eski bir mezarlıklar müdürümüzle. Dedim en son ne zaman temizlik yapılmıştı, böyle kapsamlı bir bakım çalışması yapılmıştı. Çok ilginç, 1959'da dedi. Yani tam 55 yıldır bakmamışız. Bu da bizim ayıbımız tabii. Bunu giderdik. Şimdi tabii mezarlıklara yoğunlaştığımız için, onun öncesinde Kırkpınar'a yoğunlaştığımız için şehrin ana arterlerini biraz ihmal etmiştik mecburen. Şimdi onları gidermeye çalışıyoruz. Ana arterlerdeki bu uzayan dalları hem yürüyen vatandaşlara hem geçen araçlara zarar verebilecek, engel olabilecek, hem de görsel anlamda bir kirlilik yaratmakta olan işte çürümüş dallar, kurumuş dallar, efendim uzamış yapraklar, bunları temizliyoruz. Bazı yerlerde kaldırımlarda otlar çıktı, çok fazla yağış vardı bu yıl. Onlarla ilgili bir taraftan ilaçlama çalışması yapıyoruz ki biz her ilaçladığımızda şu anda olduğu gibi yağmur yağıyor. İlaç boşa gitmiş oluyor ama olsun, ilaçlama çalışması yapıyoruz, temizleme çalışması yapıyoruz. İstiyoruz ki Edirne'mizi görsel anlamda da gözleri rahatsız etmeyecek, kent estetiğine yakışır, Edirne'ye yakışır bir düzenlemeye kavuşturmak. Ayşe Kadın semtini daha da güzelleştireceklerini belirten Başkan Gürkan, alt geçitlerin maalesef hor kullanıldığını, umumi tuvalet yapmak için yer baktıklarını söyledi. Ayşe Kadın'da iki tane havuzumuz var. Biri üstte parkın içerisinde, o çalışmaya başladı. Bu gördüğünüz yanımızdaki havuz çok uzun süredir çalışmıyor. Yani çok yıllardır çalışmıyor. Bununla ilgili gördüğünüz gibi bu alan da çok bakımsız kalmış bir halde. İşte banklar çok eskimiş, yeşil alanlar öyle, kaldırımlar öyle. Burada bir de alt geçidimiz var. Alt geçidimiz maalesef biz gerekli düzenlemeyi yapamamışız, onu kabul ediyorum ama vatandaşımız da doğrusunu söylemek gerekirse çok hor kullanmış, çok kötü kullanmış. Yani öncelikle burada bir umumi tuvalet yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili yer bakmaya geldim ben. Akabinde de burayı komple bir düzenleme yapıyorlar. Bunu alt geçite dahil. Bu yenileme çalışmasının içerisinde burada havuz bırakır mıyız, bırakmaz mıyız? Onu kesin karar vermediğimiz için bu havuzun bakımını yapmadık. Belki de bu havuzu kaldırmamız gündeme gelebilir. Kaldırırsak kaldıracağız, farklı bir düzenleme yapacağız ama kaldırmazsak bunun da bakımını yapıp diğer havuz gibi onu da çalıştırmaya başlayacağız. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçhane Caddesi'ndeki Sevda Çeşmesi'nin kaldırılacağını söyledi. Sevda Çeşmesi'nin Saraçhane Caddesi için çok büyük bir yapı olduğunu belirten Gürkan, yerine daha farklı bir çalışma yapmayı düşündüklerini ifade etti. Şunun için kaldırılacak. Birincisi, Saraçhane Caddesi'nde düzenleme yapılırken koruma kurulundan izin alınarak yapılıyor ve bir proje sunuluyor koruma kuruluna. Koruma kurulunun onayladığı projede orada daha minimal, daha küçük bir havuz var. Kurul onaylı projenin dışına çıkarılarak keyfi bir biçimde kocaman devasa bir, adına Sevda Çeşmesi mi dersiniz işte, neyse ismi, Aşk Çeşmesi mi? Ki orijinal Aşk Çeşmesi'yle hiç bilgisi yok. Ben orasını biliyorum, gidip görmüştüm. O büyüklükte, yani böyle küçük bir alanda o büyüklükte bir çeşme olmaz. Çünkü Saraçlar Caddesi çok büyük bir alan değil. Dolayısıyla o kadar büyük bir yapı o alanı ikiye bölüyor. Gereksiz bir şekilde ikiye bölüyor. Onu oradan kaldıracağız. Yerine farklı bir düzenleme düşünüyoruz.